Günaydın İnfo Yatırım Günlük Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 13 Temmuz Perşembe. BIST Endeksi haftanın 3. işlem gününü %0,33 değer kaybıyla 6342 seviyesinden tamamladı. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve bankacılık sektörü payları endeksin yükselişini desteklerken metal ana sanayi ve ulaştırma sektörleri endeksi baskıladı. Yatırımcılar gün boyunca NATO liderler zirvesinden gelen haber akışını takip etti. Makroekonomik tarafa bakıldığında ise dün sanayi üretim endeksi açıklandı. Buna göre geçen ay %0,9 daralan sanayi üretimi Mayıs'ta aylık bazda %1,1 arttı. Böylece yıllık bazda sanayi üretimi %0,2 geriledi. Bugün ise perakende satış verileri odakta olacak. Küresel piyasalarda ise gözler dün ABD enflasyon verisindeydi. ABD'de enflasyon aylık bazda %0,3 artış beklentisinin altında %0,2 arttı. Yıllık enflasyonsa e enflasyon ise %4'den %3'e gerilemiş oldu. Çekirdek enflasyonda yıllık bazda %5,3'ten %4,8'e gerileyerek %5 beklentisinin altında gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında %9,1 olarak açıklanan enflasyonun %3'e gerilemesi piyasalarda risk iştahını artırsa da veri FED'e ilişkin beklentilerde değişikliğe neden olmadı. Anketlere bakıldığında FED'in 26 Temmuz'a gerçekleştireceği toplantısında 25 bas puanlık faiz artma ihtimali %90 seviyesinin üstünde bulunuyor. Borsa İstanbul'un güne yatay başlamasını bekliyoruz.